Arkadaşlar hepinize merhaba. Farming Simulator 2017 ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane tarlam mevcut. Bir tanesi şöyle tamamen olmuş durumda. Bir tanesi de böyle yavaş yavaş oluyor. Şöyle ESC'den size şunu göstereyim. Ayarlarımı. Nerede o abi? Heh. Bitki büyüme hızını hızlı yaptım. Buradan gübrelemeyi 1 yaptım. Çok uğraşmayayım diye doğru yapıyorumdur umarım. Başka da bir şey yapmadım. Ayarlarım bu şekilde, bitki doldurma falan açık yani. Mahsulle uzun süre. Yani biraz gerçekçi olması açısından öyle olmasını düşünüyorum. Şimdi gideyim abi ben. Durun. Öncelikle şunu alayım. Şimdi tarlada bozulmasın onlar. Onu bir şey yapalım yani. Ayıp olmasın. Şöyle bir şunu alayım. Biraz işimi kendim yapacağım abi bugün. Sağ olun, yardımcı oluyorsunuz YouTube'dan. Yorumlardan falan takip ediyorum. Yardımcı arkadaşlar, uzun yazan arkadaşlar. Vallahi hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yani gerçekten çok fazla yardımcı oluyorsunuz. Ya elimden geldiğince oyuna bir şeyler katmaya çalışıyorum abi, çünkü yeniyim daha. Bilmiyorum pek. Mesela tarlan bittikten sonra kendi tarlanda çalış diyenler falan, kendi tarlan diyorum, başka tarlasında iş yapabilirsin diyenler oldu. Onu deneyeceğim eğer şunu yetiştirebilirsem. Şimdi zamanı gerçi 8-9'dan pardon nereden? 8'de 7. Heh. Buradan ayarlayabiliyormuşuz abi. Ben bunu dakikaya aldım, şimdi bunlar bozulmasın. Ne kadarlık bir sürede bozuluyor bilmiyorum. Şunu indireceğim abi. Karıştırıcıyı çalıştır. Kendim toparlayacağım elimden geldiğince. Ya biraz kendim yapmak istiyorum. hep işçi olmaz. Şunun içine şöyle doluyor, görüyorsunuz. %4'lük dilimi dolmuş. Onu da öğrendim. Sağ altta yazıyormuş her şey. İçine bakmama gerek yok. Ama işte bazı şeyleri bilmiyorum. Ne bileyim, diğer alette bazı tuşlar var. Üst kapağı aç. Ne bileyim, bunda şeyi açınca, bunda ne vardı? Arka kapağı açınca böyle bildiğin döküyor abi arkadan. İşte abi bilmiyorum ne işe yarıyor falan falan. Ya elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim hatta size. Farlarımızı da açıp kapatabiliyoruz şöyle. Buraya gelince bunu kaldırıyorum abi. Şöyle döneceğim. Bunları toparlayayım. Ondan sonra gider satarız abi. Ne bileyim, başkasının tarlasında iş yaparız. Herhalde başkasının tarlasında kendimiz çalışıyoruz diye düşünüyorum. Yani onu işçi kiralı deyip yani öyle bir şey yaptırabiliyor muyuz bilmiyorum. Belki yapılıyordur. Bir seviye falan istiyordur belki, bilmiyorum o kadar. Onları göreceğim abi. Bunları bir toparlayalım. Ya biraz kaçırıyorum bak, yamuk gidiyorum. Ne yapayım ya, acemiyiz daha. Olur o kadar. Zamanı 1'e çektim şey olmasın diye ya, bozulmasın diye. O kadar ektik abi. Bir de süreden dolayı bozulursa hepsi vallahi yanarız yani. Abi içeride de bir sürü tuşmuş var ama çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Şu camlar falan pislenmiş abi, bunları temizlemek lazım ya. Şey almamız lazım buna. Ne deniyordu ona ya? Basınçlı su. Basınçlı suyla bunları bir tertemiz yapmamız lazım. Şöyle toparlıyor gördüğünüz gibi içeri doğru. İçeriden de şöyle kasasına birikiyor. Şöyle bir tur daha gideyim abi karşıya. Ondan sonra işçiye vereyim. Başkasının tarlasına bir bakayım ben, ne var ne yok, oluyor mu olmuyor mu. Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi ilk bölümdeki fark da şimdiki bölüm arasında ya biraz fark var. Çünkü ilk bölümde hiçbir şey bilmiyordum. Bakın şimdi az çok öğrendim ne yapacağımı. Ya çünkü şöyle, oyunu ilk oynadığınızda acemi olursunuz. İlerleyen süreçte alışırsınız, yani siz de tecrübeli olursunuz. Ne kadar zor gelse ya bir süreden sonra oyunu çözersiniz, en azından mantığını çözersiniz. Bak mesela mouse'un tuşuna basınca bir şeyler çıkıyor yukarı aşağı. Mesela karıştırıcıyı kapat diyor mesela, bak. Ha, o şey tuşuymuş. Bunu yukarı aşağı yapınca ne oluyor bakayım. Ha, bunu indirip ne değişiyor ki bunu yukarıdan aşağıdan ayarlasın. Şöyle. Ben bunu işçiye vereyim. Yok, önce bir şunun deposunu ben bir boşaltayım abi. Kaldıralım. Şunu bir boşaltalım abi önce. İyice bir. Araçtan inince bu devam ediyordu değil mi? Heh, tamam. Şöyle içine binersek boğuluyor muyuz lan? Bak. Kafama geliyor. İçindeyim şu an. Baksana detaylarını nasıl yapmışlar. Bitti. Şimdi şuna binelim abi. Orayı şöyle gelelim. Tamam, burada işçiye verdim ben bunu. Dönecek herhalde. Dur bakayım ne yapıyor. Çalışmayı bitirdi diyor. Tabii beceremedi bunu. Beceremedi. Ben şunu biraz daha düzgün şöyle verirsem bu sefer bu işi halleder herhalde. Bakayım. Oğlum devam et. Heh. Demek ki içeride vereceksin abi. Mekanda vereceksin ki çalışmaya da bu burada kalsın. Ben bir şeye gideyim. Bunu da bırakalım abi. Pick-up'la gideyim ben. Pick-up'la. Aynen. Pick-up hızlı oluyor. Pick-up'la gideyim ben. Şöyle. Pick-up'ta bir garip. Şuradan iş alabiliyormuşuz. Nasıl alınıyor abi mesela? R'ye bas, satın al veya tarım alanı. He, bana gerek... Ama bende şu parça yok abi, bak şu parçalar yok. Bende parçalar yok şimdi. Aşağı gideyim ben. Bende parçalar eksik abi. Yani o parçaları benim temin etmem mi gerekiyor, yoksa kendisi mi veriyor onları? Bakayım bu ne veriyormuş. Hallederiz de, aletleri bana verecek misin? Şuraya bakayım abi. Ya böyle şeyi merak ediyorum şimdi. Yanlışlıkla. Baksana neler var yani, bir sürü alet var. Abi ben bilmiyorum ki ne yapılıyor, nasıl kullanılıyor falan. Ben karşıya gideyim. Şuraya bakalım abi, bunlar mındar olmuş, ne olmuş bunlara? Oo, bu güzele benziyor. Ama çok büyük lan bu tarla. Anasının öbür tarafta bunun mu lan? Ta oraya kadar gidiyor mu? Vallahi gidiyor abi, yuh. Oğlum bu tarla çok büyük, bir turdayım ben. Ben hangi iş yapacağım bakayım? Abi ben bunu hayatta yapamam, bu ne lan? Oğlum adam şey kurmuş resmen ha. İmparatorluk kurmuş. Şuna bakar mısın abi? Benim iki tarlamın birleşiminin 2 katı yani. 10 derece bir tarlası var. Oo. Drift show. Abi bu işi yapamam ben. Ben bu işi yapamam. Bana biraz daha küçük bir tarla lazım. Bir dakika. Şimdi 26 zaten hayvan gibi. Şu 24'e gidelim. 24 abi. 24. Şöyle düz gideceğim. 24 güzel gözüküyor. Küçük. Tam bendik vallahi. 24. Burası. Ama ben burada şeyi hiç yapmadım abi. Şu aletleri kullanmadım. Başlat diyelim bakalım. Bana verecek herhalde bu aletleri diye düşünüyorum. Heh. Tamam ama. Oh. Abi şunun güzelliğine bak lan. Ne güzel aletmiş. Şunu ben açayım abi şimdi. Bakayım. İşçiye veremiyorum evet maalesef. Ben yapacağım. Bunu takalım. Bu ağırlığımız abi. Bu ne aletiymiş? Abi şimdi aletlerin falan ne işe yaradığını bilmiyorum. Zamanla kestireceğiz onu. Hop. Taktım. Ben şu pick-up'ımı... Bir dakika pick-up'ımı şöyle geri alayım. Oğlum 3 dakikası... 3 dakikam varmış lan. Ananı. Tarlaya döndü. 3 dakika. Ben ne yapacağım? Suni gübre. İndir aşağı. Çalıştır. Ha böyle. Abi yarısı boşa gidiyor. Ha rengi değişiyor lan güzel. Tamam abi ben hallederim. Bu iş bende. Dur biraz daha şöyle gideyim lan. Ne kadarlık alanı kapsıyor bu? Oo. İşte ben bunu tam yapabilirsem, yapamazsam sıçtık. Ben şöyle hizamda gideyim vallahi bilmiyorum artık şimdi fazla mı gidiyorum az mı gidiyorum onu bilmiyorum. Şu yüzde ne kadarını tamamladım falan onlar da yazmıyor mesela bak şimdi. Şuradan kapağı aç olayı var. Ya bunlar süs herhalde bir boka yaramıyor diye düşünüyorum. Alet seçimini değiştir mesela. Kokusu buraya geldi yemin ediyorum ya. Kokuyor mudur acaba bu? Alet seçimini değiştir. Neymiş? He onun şey değiştiriyor anladım. Oluyor herhalde ya abi. Bir dakikamız kalmış abi. Ben bunu vallahi tamamlayamayacağım herhalde. Ben biraz daha şöyle gideyim bari ya. Çok yakın gittim ben. Ondan oldu herhalde. Tamam ben değişik bir taktik deneyeceğim arkadaşlar şimdi. Umarım tamamlayabileceğiz. Taktiğime geçiyorum. Taktiğimi şu anda yapıyorum abi. Vallahi zamanla yarışıyorum abi şu an. Abi mesafeyi ben bilemedim. O yüzden oldu. Alet de güzelmiş ha. Baksana şuna ya. Sesi falan. Şekil yani bak. Şöyle bunu düz geçmem lazım yoksa karışacak. Buralara falan. Oo karışsın artık. Süremez çünkü. Hadi büyütelim başarımını kazanmışız Steam'de. Hadi bakalım. Ben attığım yerin üstünden geçiyorum galiba ya. Abi renk farkı çok belli olmuyor işte. Sıkıntı o. Ha bak şurası. Şöyle gideyim bari ben. 37 saniye. Vallahi sıçtık ha. Vallahi göremiyorum ki abi. Keşke onu görebileceğim bir şey olsa. Vallahi bu kadar oluyor usta. Yani ilk defa kullanıyorum bu aleti. Hakkını helal et. Şuralar kalmış abi. Şuralar kalmış. Şuralar. Ben nerelere gidiyorum? Kaç verdin? Bitti galiba lan. Vallahi yaptım ha. Eyvallah. Hacı bakayım başka iş veriyor mu sen bana? Ya, mevcut görev yok. Tamam abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Gidelim abi küçük bir tarla. Bak bunu sevdim ben. Bu işten böyle 3'er 5'er Kazanırsak iyi abi. Şuradaki tarlaya gideyim. Ben pick-up'la gideyim ha. Daha hızlı olur bir de. Ben kendi aletlerimizle yapacağız sanıyordum. Bu da güzel olmuş. Şu tarla da küçük. Şunu da halledelim abi. Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Gübre diyecek. Tamam abi. Hem öğrenmiş oluruz. Yaparız. Yaparız. Ver abicim. Süreyi başlatma ama hemen. Ben bunları takacağım abi çünkü. Sen bunları bana takılı versen süreyi başlat. Tamam. Şurada takalım abi. Tamamdır. Şimdi bunun mesafesi ne kadar? Bak bunu kaldırıp indirebiliyoruz. Bu inik kalsın abi. Bunun bir dalgası yok herhalde. Bunu takmasam olmuyor mu? Önü mü kalkıyor bunun? Ananı. Tamam. Tamam. Tamam yavrum. Sakin. Şimdi. Oğlum. Alet seçimini değiştir tuşu neydi lan? Heh. G. Tamam G. Şimdi. Space'e basıyorum. Bunu indiriyorum abi. Çalıştırma tuşu. Önce. Ney? Spreyi nasıl açıyorum abi? X. Ha bunu açıyor. Onanı. Oğlum. Tamam lan ben şöyle geçeyim. Onanı açılıyor. Hala açılıyor. Hala açılıyor. Tamam o zaman şu an benim pozisyonum. Abi bu nedir? Tamam abi. Olay bitti o zaman benim için şu an. Abi bu real mi lan? Gerçekte de böyle mi oluyor bunlar? Şeyin üstünden gidiyoruz ama. Bitkilerin üstünden gidiyoruz mesela. Gerçekte de böyle üstünden mi gidiliyor? Bozulmaz mı abi? Abi bu değişik bir şey ya. Bakayım kurtarıyor mu o herifi? Şurayı biraz şöyle yaparsak ha. Heh, şimdi oldu. Tamam. Abi rengi biraz daha şey yapsalar çok belli olmuyor anladın mı? Yani böyle bir ne bileyim haritada böyle şu hız limitinin orada falan yüzde limiti falan bir şey olsa ya çok belli olmuyor çünkü belki ince bir noktası vardır ben bilmiyorumdur. Ne bileyim renkleri takip edeceksiniz ama renkleri pek böyle kestiremiyorum ya. Allah benim araç da engel olacak ha. Çarpacağız artık. Tamam. Ananı. Oğlum kırmayak şeyleri bir de adam. Emanet veriyor bunları. Allah bir iş yapacağız diye şimdi. Açalım abi. Abi ben burayı çok hızlı yaptım fark ettiyseniz. Işık hızında bitirdim. Öbür tarafı şurası kaldı biraz dengeleyemedim. Umarım ortadan falan bir yerden kaçırmamışımdır. Kaçırdıysam vallahi yandık. Oluyor herhalde ya. Şöyle direkt yardırıyorum abi ben. Hız limitini de açtım şimdi. Basmıyordum. Şu an bastım. Otomatik yapıyor abi. Şöyle dibine dibine yapalım. Oh. Sürem de var. Güzel. Hızlıca bitiriyorum işi. Şöyle. Şöyle bir şey abi ya. Manyak bir şeymiş lan bu. Tamam. Süre bonusundan da kaptık abi. Yalnız acil. Acil tarlama uzamam lazım. Çok acil. Çok acil tarlama gitmem lazım. Harita nerede ha? Abi benim masuller. Ulan çarpma. Masuller yalan olmadan bir kontrole gitmem lazım. Çünkü bak bu adam durmuş. Niye durmuş? Ben de bilmiyorum. Alet doldu herhalde. Geldim abicim geldim. Geldim. Usta geldim, sakin. Ha, beni bekliyormuş. Geldim lan. Bir saattir beni mi bekliyor? Tamam. Tamam abi. Yarısı dışarı dökülüyor ya. Tamam da olur. Of, bir saattir beni mi bekliyor bu ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Mahsuller yalan oluyor ya. Çabuk çabuk. Hadi abicim hadi. Heh, devam et. Devam et. Devam et abicim. Daha sonra bu tarlayı vereceğim seni. İşimiz var, gücümüz var kardeşim. Seninle mi uğraşacağız ya? Haydi abicim haydi, yapıştır şuraya. Heh, doldur boşalt. Şimdi bu mahsullerin üstünden geçiyorsun, bir bok olmuyor yani şimdi, değil mi? Sadece bu toplanması gerekiyor yani, bir zarar vermiyorum şu anda. Onu halletsin. Keşke şuradan görebilsem ya onun durumunu mesela, ne bileyim ne kadarlık şey var. Şunu bilmem lazım yani, şöyle %52'si de oluyor arkadaşlar şu an. Onu kontrol etmem lazım. Yani şey olayı olsaydı güzel olurmuş. Ne deniyor ona lan? Böyle işte haritamın üstünde falan bir yerde yüzde şeyi şu kadar dolu falan yani, daha detaylı olsa iyi olurmuş. O zaman ne yapalım abi? Bunu doldurmaya devam etsin. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Şimdi bakın, burası sarı, burası daha yeşil. Az kalmış. Buradan bakıyorum mesela, olmuş mu olmamış mı? Şöyle göstereceğim. Neredeydi o? Heh, şuradan bakıyorum abi. İşte olmuş şekilleri burada. Her neyse. Şimdi ben süreyi burada 1'e indirdim. Bunları toplarken süreyi hızlandırırım, zamanı hızlandırırım yine. Bunlar da sarı olur. Ona denk getiririm. Şunu söyleyeceğim. Ekim yaparken zaman 1'de mi dursun? Çünkü 1'de tutarsam daha çabuk yani daha eşit hızda hepsi uzayacak. Ama süreyi hızlı tutarsam burayı ektikten sonra mesela toplamaya geldiğimde ilk burası çıkacak, sonra burası çıkacak, sonra burası çıkacak falan. Yani değil mi? İlk ekerken en düşük hızla, toplarken yani beklememek için en yüksek hıza atıyoruz. Toplarken de 1'e çekiyorum tekrardan bozulmasın diye. Yani mantığım bu değil mi arkadaşlar? Böyle olması lazım. Gördüğünüz gibi işlerimizi yapıyoruz. Burada da iş çalıştırıyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde yıkama aleti alacağız. Basınçlı spreyli sulama aleti alacağız. Araçlarımızı yıkayacağız arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olursunuz tekrardan. Çünkü eksiklerim var biliyorum. Yardım ederseniz, YouTube'dan yorum yazıyorsunuz, okuyorum. Cevaplayamadıklarım da oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.